Merhaba arkadaşlar. Dolaşım sistemin ikinci bölümüne devam ediyoruz. Burada kan gruplarını işleyeceğiz. Evet, başlayalım. Alveolar hücrelerindeki farklılığa göre 4 çeşit kan grubu vardır. Kan grubunu alveolardaki A, B ve RH proteinleri belirlemektedir. Yani A proteini var mı, B var mı, RH proteini var mı? Bunlar bizlere kan grubunun ne olduğunu belirliyor. Eğer ki alveolarda sadece A proteini varsa bu A grubu kan oluyor. Eğer B proteini varsa B grubu, her iki protein de varsa hem A hem de B, AB grubu. Peki hiçbiri yoksa, yani alveolarda ne A proteini ne de B proteini bakın yok. O zaman da ne oluyor? Sıfır grubu oluyor. Evet, A proteini var. Dediğimiz gibi A grubu, B proteini var, B grubu. Her iki protein de var, hem A hem de B. Bu da AB grubu oluyor. Hiçbiri yok. Bakın sade bir alveolar hücresi. Burada da sıfır grubu kan oluyor. Peki RH durumu nedir? Bu rhesus maymunundan gelen bir şey. Onun üzerinde yapılmış. Alveolarlarda eğer ki RH proteini, RH faktörü varsa RH pozitif deniyor buna. Eğer alveolarda RH faktörü yoksa, RH proteini yoksa buna da RH negatif deniyor. Şimdi herkes kendi kan grubunu düşünsün, ne olduğunu ve hangi proteinin olduğunu bir kafasından geçirsin. Sonra RH proteini var mı yok mu? Mesela benim kan grubum en fazla bulunan A, RH pozitif. Evet, bu benim kan grubum. Herkes kendi kan grubunu ve RH proteinini düşünsün. İnsanlarda kan alışverişi aynı kan grupları arasında gerçek. Yani rastgele bütün kan grupları arasında kan alışverişi olmaz. Mutlaka ne olması lazım? Aynı gruplar arasında olması lazım. Kan alışverişi için boy, kilo, yaş, cinsiyet etkili değildir. Belli bir standartları vardır ona göre. Kan alışverişi olur. Kan alışverişinde AB ve RH proteinleri etkilidir. Hani RH pozitif, RH negatif bunlar da önemli. Çünkü yoksa kanda çökelme oluyor. Damarlar tıkanır ve kişi ölebilir. Kan bağışı yapmak için burada kilo ve yaş, yani belli bir yaşta olmak gerekiyor veya ailesinin izniyle. Mesela 50 kilonun altında olanlar çok mecbur kalınmadığı sürece bunlardan kan alınmıyor. Zaten kendi kurumuş. Bir şey kalmamış. Kime kan verecek değil mi? Kendinin kana ihtiyacı var. Evet. Kan alışverişi bakın gördüğünüz gibi kendi gruplar arasında. Yani A grubuyla A grubu, B grubuyla burada bakın B grubu, AB grubuyla AB grubu, sıfır. Yani kendi aynı tür gruplar arasında gerçekleşen olaydır kan alışverişi. Peki dolaşım sistemine yedek bir sistem daha var. Yani dolaşım sistemine yardımcı olan yeni bir sistem daha var. Bu sistemin adı da lenf sistemi. Evet, lenf sistemi zarar gören insanlar çok ciddi problem yaşayabiliyor. Kan dolaşımına yardımcı olan bir sistemdir. Kan damarlarından hücreler arasına sızan, bakın, maddeleri tekrar kana karışımını sağlar. Yani kan damarlarının ola ki bir şeyler hücrelere geçiş sırasında bir şeyler sızdı, dışarıya döküldü. O dökülenler zay olmasın diye ne oluyor? O lenf sistemiyle tekrar onu geri kana karışıyor. Lenf sıvısına, çünkü orada o dokular arasında bulunan sıvıya ne deniyor? Akkan deniyor. Böyle rengi de beyaz bir şey. Akkan zaten oradan geliyor. Diğer bir adı bu. Lenf sistemi 3 bölümden oluşmaktadır. Lenf sıvısı dediğimiz gibi demin söylemiştik neydi? Akkan. Lenf sıvısı. Peki bu sıvının dolaştığı damarlar işte lenf damarları. Bir de en önemli bölüm lenf düğümleri. Bunlar hastalıklara karşı vücudu koruyan kısımlar. Birazdan bunu biraz daha detaylandıralım istiyorum. Evet, devam edelim. Lenf düğümleri bakın vücuda giren mikropları süzerek ne yapar? Ayıklar. Vücut savunmasına yardımcı olur. Yani ak yuvarlar vardı mikropları öldüren. Bunlar ak yuvarlara yardımcı oluyor ve mikropları öldürüyor. Lenf sıvısı nerede dolaşır? Tabii ki lenf damarlarında dolaşır. Başka bir yerde dolaşacak hali yok. Lenf düğümleri peki vücutta daha çok nerede bulunur? Koltuk altında, kasıklarda ve bademciklerde. Dikkat ederseniz hastalandığımızda en fazla ateşin olduğu bölümlerde burası. Neden? Çünkü orada mikroplarla bir savaş var. Mikroplarla savaşın olduğu bir yerde de ateşin fazla olması, şişmesi gayet normal. Evet, bakın burada gösteriyor bize lenf sistemini, vücudun her tarafına yayıldığını ve dolaşım sistemine yardımcı olduğunu belirtiyor. Dolaşım sisteminin varlığı, dolaşım sistemindeki olumsuzluk tüm sistemleri etkiler. Çünkü kanda ve bizim bütün besinlerimizin, vitaminlerimizin, her şeyimizin bulunduğu kanın içerisinde bir sıkıntı varsa diğer bütün sistemler ve organlar bundan olumsuz etkilenecek. Evet, dolaşım sisteminin sağlığı için yapılması gerekenler nelerdir? Yeterli ve dengeli beslenme. Bu zaten bütün sistemlerde olması gereken bir şey. Evet, sigara, alkol ve uyuşturucudan kesinlikle çok uzak durmalıyız. Bu konuda kendimize çok iyi bilinçlendirmeliyiz. Etrafımızdaki insanları da bilinçlendirmeliyiz. Bir kereden bir şey olur asla dememeliyiz. Uyuşturucuya başlayan herkes böyle başlamıştır. Hiç merak etmeye gerek yok. Kötüyü denemeye gerek yok. Değil mi yani? Zarar vermiş tescilli. Stresten uzak durulmalı. Yani biraz daha gergin ortamlardan mümkün mertebe uzak durulmalı. Aşırı çalışılmamalı ve yorulmamalı. Yani çok çalıştığınız zaman ne olabilir? Kalbiniz, dolaşım sistemi sıkıntıya girebilir ki hani maç yaptığında kalbi durup ölen sporcular var antrenmanlı olmasına rağmen. Çok aşırı yorulmamak lazım dolaşım sisteminin sağlığı için. Düzenli spor yapma, yani günlük az da olsa mutlaka bir spor yapılmalı. Bu yürüyüş de olabilir veya farklı bir şey de olabilir. Dolaşım sistemindeki rahatsızlık anında hemen tedavi edilmeli. Çünkü niye? Bütün sistemleri etkiliyor. Dolaşıyor, yani her tarafı dolaşıyor. Bütün sistemleri olumsuz etkileyecektir. Onun için mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Evet. Dolaşım sistemi hastalıklar nelerdir? Mesela zaten dolaşım sisteminin temeli ne vardı? Kalp vardı. Bakın, kalp krizi. Damar tıkanıklığı beslenmeyle alakalı olarak ne olabilir? Damar tıkanıklığı, damar sertliği yine beslenmeyle ilgili olarak çok aşırı kolesterollü yiyecekler yendiğinde damar sertliği olacaktır. Lösemi yine kanla ilgili bir hastalık. Anemi, kansızlık hastalığı. Kan uyuşmazlığı yine keza aynı şekilde. Varis, damarların genişlemesi, özellikle mesela benim gibi öğretmen hastalığıdır. Çok fazla ayakta durduğumuz için, ama şu an bende öyle bir şey yok. Yüksek tansiyon, düşük tansiyon, kalp yetmezliği, bunların hepsi de yine dolaşım sistemiyle ilgili. Kalp yetmezliği olduğunda ya kalp nakli oluyor veya pil takıyorlar. Buna göre bir tedavi uygulanıyor. Ama bu hastalıkların tamamı ciddi, tehlikeli hastalıklar. Evet, şimdi şuradaki doğru ve yanlışları yapalım. 4 çeşit kan grubu vardır. Evet, doğru. Değil mi? A, B, AB ve 0 olmak üzere 4 çeşit kan grubu vardır. Kan grubunu A ve B proteinleri belirler. Tabii ki A proteini varsa A grubu, B varsa B grubu, AB varsa AB grubu, yoksa da 0. Evet, ne kadar rahat. Kan bağışı sadece RH faktörü belirler. Yanlış. Sadece RH değil, aynı zamanda AB grupları da belirler. Kan bağışı için en az 50 kilo olmalı. Böyle bir standart verilmiş. Çok mecbur kalınmadıkça 50 kilonun altındaki olan insanlardan kan alınmıyor. Doğru. 0 grubunda AB proteini birlikte bulunur. Yanlış. Bulunmaz. Ne A vardır ne de B vardır. Evet. Uygun kan bağışı aynı gruplar arasında olur. Tabii ki. Yani uygun olması, çok mecbur kalınmadıkça grubun dışına çıkılmaz. RH faktörü olmayan kan RH pozitif ile gösteriyor. Yanlış, RH negatif olacak. Çünkü RH faktörü yok. Yoksa zaten yok olan negatiftir. Evet. Şuradaki doğru yanlışlara bakalım. Lenf dolaşım sistemi kan dolaşım sistemine yardımcı. Tabii ki ona ne yapıyordu? Yardımcı oluyordu. Hemen doğrudan devam ediyoruz. Lenf düğümleri kana sızan mikropları öldürerek vücudun savunmasına yardımcı olur. Tabii ki doğru. Evet, takip ettiğimiz zaman 1 numaralı 1. kapıya çıkmış oluruz. Bu ne? Kurtuluş kapısı gibi olmuş ya. Evet, 1 numaralı kapıdan çıkarsanız kurtuldunuz. 4'ten çıkarsanız bitti piliniz. Evet. Dolaşım sistemin sağlığıyla ilgili aşağıdaki bilgileri doğru ve yanlış olarak belirleyelim. Dolaşım sisteminde oluşan rahatsızlık diğer sistemleri de etkiler. Tabii ki doğru. Çünkü hepsinde dolaşıyor. Kan hepsinde var. Lösemi, anemi, varis dolaşım sistemi hastalıklarıdır. Evet doğru. Lösemi işte kan kanseri, anemi kansızlık, varis damarların genişlemesi gibi hastalıklar. Atar damarlar yapılan kan basıncına varis denir. Atar damarlara yapılan kan basıncı aynı zamanda nabızı oluşturur. Bu yanlıştır. Devam ediyorum. Stent dolaşım sistemin tedavisinde kullanılır. Evet, damarlar tıkandığı zaman stent takılır açılması için. Yağlı yiyecekler damar sertliğine sebep olur. Doğru. Çok fazla yağlı yememek lazım. Düzenli spor kalp ritmini bozar. Aa, böyle bir şey yok. Düzenli spor kalp ritmini düzene koyar. Daha düzenli olur. Yeterli ve dengeli besleme dolaşım sistemini olumlu etkiler. Evet doğru. Lenf sistemi bağışıklık sistemini zayıflatır. Hayır. Lenf sistemi tam tersi. Bağışıklık sistemi ne yapar? Güçlendirir, yardımcı olur. Neydi? Hatırlayın. Lenf düğümleri vardı. Bu lenf düğümleri ne yapıyordu? Mikropları öldürüyordu. Lenf sıvısı kılcal damarlarda dolaşır. Lenf sıvısı hayır, lenf damarlarında dolaşır. Çünkü onun dolaştığı damar farklı. Düşük ve yüksek olmak üzere 2 tansiyon var. Yani düşük tansiyon, yüksek tansiyon doğru. Her ikisi de problem. En güzeli ideal olması. Kalp pili kalbin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Tabii kalp yetersiz olduğunda pil ona destek oluyor. Hani pilim bitti falan derler ya, kalp pili bitince zaten kişi de gitmiş oluyor. Evet, bypass ve anjiyo kalp hastalıkları tedavisi yöntemleridir. Doğru. Anjiyo damarların açılması için yapılan bir basınçlı bir şey. Bypass da bildiğimiz açık kalp ameliyatı. Çok zor bir ameliyat. Evet. Stres ve gerginlik dolaşım sistemini olumsuz etkiler. Doğru. Devam ediyorum. Evet, burada örnekler var. Testimiz var. Buradaki testte arkadaşlarımıza ödev olsun ve arkadaşlarımız bu ödevi yapsınlar. Haftaya veya bir sonraki dersimizde kontrol edeceğim. Görüşmek üzere.